Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli FM TV izleyenleri ve Muhabbet Olsun programı izleyenleri. Yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün moderatörlük işi bende. Emin hocamızın vazifelerinden dolayı kendisi katılamadı. Konuğumuz her zamanki gibi Levent hocam. Hoş geldin hocam. Hocam nasıl gündem, nasıl geçiyor? Hani kargaşa ya, hani her şey çok açık ama böyle netleşmiyor, bulanık, bir temiz yapma durumumuz söz konusu değil. Böyle bakıyor bakalım Rabbimiz bizi nereye teyit edecek, nereye doğru getirecek, onu takip ediyoruz yani, akıntıya bakıyoruz. Evet, Rabbim muhafaza etsin, tamam. İyi anlamayı nasip etsin, iyi süzmeyi, olayları iyi süzmeyi nasip etsin. Malum ülkemizde zaten genel olarak bir mahalle baskısı olayı her zaman var. Biliyorsun bir mahalle baskısı. Yani haksız olan bir şey yapar, öyle bir baskı yapar ki bakıyorsun sanki ya bu adam haklıymış ya, tüh haksız olan bizmişiz aslında falan gibi böyle acayip bir durumlardayız. Bunun işte örneklerinden bir tanesi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir Filistin mitingi oldu. Büyük bir miting Galata'da, Galata Köprüsü üzerinde ve o Eminönü çevresinde gerçekten muhteşem bir kalabalık, büyük bir şey vardı. Daha sonrasında tevhid bayrağı taşıyan bir kardeşimize kendini bilmez birisi tarafından bir saldırı düzenlendi, yumruklandı, dövüldü gibi böyle bir şeyler var. Bunu ne diyorsunuz hocam? Bu duruma ne diyorsunuz? Nasıl anlayacağız biz bunu? Yani kıymetli anlatacağım. Şuna bakıyorum ki bu adamlar iş hakikaten bildi yani. 1,5 milyar İslam alemin hakikaten öyle bir yapayalnız bıraktılar ki bunu çok güzel başardılar. Şu anda da ama ne var biliyor musun? Bir yalnızlığa alıştırma çalışması yaptılar, becerdiler. Şimdi de bu yalnız kalanlar gerçekten duruma alışmış, yalnızlık için mücadele veriyor. Yani Türkiye gibi bir devlet. O çoluk, o gençler işte biliyorsun biz Araplaşmayız, şu bu falan filan konuşuyorlar yani. İşte mitinge gidiliyor ama o anlık bir şey var, işte o anlık bir kardeşlik yani. Mühim olan o kardeşliği yakalamak. O yakalandığı zaman şu ülkeler, bir Türkiye mesela bugün gerçek manada ama bulanık bir tane biz kardeşiz onlarla, öyle değil yani. Gerçekten Allah için yani, Allah için birleşelim. Sen kendi siyasetin, politikan için, başındaki adam bir emir talimatla, buradakine bir emir talimatla buluşun şöyle bakalım oradaki bölgenin stratejisini belirlemek için bir ikiniz bir araya gelin, iki devlet başkanı beraberiz falan filan, aynı bedendeyiz gibi böyle ifadeler değil. Esanlar. Ama böyle ifadeler değil ama bakıyorsun ki şu var, gerçek manada gerçekten Allah için, hani bir kardeşlik var ya, gerçekten ülkenin bir derdi var yani, benim bu ülkem niye bu halde? Benim ülkem evet. Bu halde. Hocam şimdi bir şey yapalım. Ezan vaktine az bir kaldı da. Hocam yani gerçekten bakıyorsun adamlar kendi şeyleriyle böyle bir baskılarla, mahalle baskılarıyla bakıyorsun. Çok rahat bir şekilde gerçekten bu benim hakkım gibi çok rahat bir şekilde dövebiliyor. Onu bırak ondan sonra bir savunmalar yani insanların çevresinde bir takım insanlar bakıyorsun siyasetçisi, bakıyorsun işte gazetecisi, bilmem neyi böyle sürekli böyle savunma derdinde, haksız olanı savunma derdinde yani gidiyor. Öyle ifadeler var ki mesela tevhid, bu ifade diyor ki şeyde bulunamaz diyor, bayrakta bulunamaz diyor mesela bu. Yazı bayrakta bulunamaz diyor. Hatta şunu söylüyor. Bayrakta diyor resim bulunamaz. Tamam. Madem bayrakta resim bulunamaz ki zaten o da zannedersem Türk bayrağı değildi galiba. Madem bayrakta resim bulunamaz, siz bu kadar hassassınız. Atatürk'ün resimleri var bayraklarda. Birçoğunda Atatürk'ün resimleri var. Bulunamazsa bunlara neden karşı çıkmıyorsunuz? Bunları niye şey yapıyorsunuz mesela? Şimdi
Şimdi hocam bunlar var ya, inan bana onların işleri değil, onların aklını bu işleri, talimat var. Talimatla alakalı. Levent hocam, konumuz tevhid bayrağına yapılan saldırı ile alakalıydı. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi böyle dünyanın gözü önünde bir Filistin mevzusu cereyan ediyor. Tabii Filistin'e yapılan zulmün nedenini biliyoruz. İslam kimliğiyle alakalı, Mescid-i Aksa ile alakalı, yüzyıllardır onların bir emelleri var. Oradaki Müslümanların neden ve niçin kaynaklı bir duruşları var. İslam'dan ötürü, Efendimiz'den ötürü oraya sahip çıkıyorlar ve bedelini de canlarıyla, mallarıyla ödediler. Bu Yahudiler de yine kendi inançları doğrusunda, kendi yazdıkları, çıkarttıkları, ondan sonra Tevratlarıyla beraber nasıl yapmalıyız karar almış bunların hahamları, oturmuşlar, yazmışlar. Şöyle olsa ne olacak? Çoluğunu çocuğunu öldürmek daha büyük fazilet diyor. 12 yaş, 5 yaşı yakala onu katlet. Dün bir tanesi sosyal medyada canlı olarak birisiyle görüşüyor ve kendi aralığında bunu cüretkarlık olsun. Görüyor musun oğluma bak paylaşıyoruz. Çocuk paylaşıyor. 20 yaşında bir İsrail askeri. Diyor ki 12 yaşında bir çocuk öldürdüm ama diyor çocuk arıyorum, bebek arıyorum değil mi? De dişlerini gösteriyor gösteriyor. Öyle bir memnun, öyle bir keyifle anlatıyor ki arıyorum diye bulsam öldüreceğim. Yani bunların inancı bu. Lağım. Başka bir şey değil yani. O başlarındaki din olarak bunlara vazife yapan o hahamlar, onlarda zaten Allah kitap mefhumu yok. Kapkaranlık bir kalpleri var ama bir inanç doğrultusunda bir kitleye tutuyorlar ama böyle bir şey yok. Şeytan bu kadarını yapmadı yani. Şeytan böyle bir şey yapmadı. Bunlar her şeyin üstündeler şu anda yani. Yani dolayısıyla zaten İslam zaten ortaya çıkıyor. Hak ve batıl savaşları bir yere gittiği zaman Filistin'i sen savunurken bir La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksin zaten. Mecbur olacaksın çünkü İslam kimliğinden dolayı bu orada var. Myanmar'da da aynısıydı. Çinler zulmetti, öldürüyor Arakanlı Müslümanları. Hristiyanları var, Yahudiler var, dokunmak yok. Hatta Papa gitti oraya dedi ki aman ha bizimkileri karıştırma yanlışlıkla. Birbirine benziyorlar bak. Hani mahalleleri belli, her şeyleri belli. Bizimkileri bir sıyıralım şöyle, ondan sonra kalanlara giriş diyor. Hani Budist bir görüş bile, imansız Budist, saldırırken de Yahudi'ye, Hristiyan'a dokunmuyor, Müslüman'a. Bugün Yahudi gene Hristiyan'a dokunmaz, ona buna dokunmaz. Kime dokunur? Bunlara. Ya bunların tek düşmanı Ehl-i Sünnet Müslümanları yalnız. Hepsinin ortak. Ortak düşmanı Müslümanlar. Şimdi biz de dolayısıyla bakıyoruz. Bu aptal mıyız biz yani bu kadar? Anlıyorsun ki bu sadece Rabbim Allah dediğimiz için başına geliyor. Türkiye'de de keza aynı şekilde. Bakıyorum bir ötekileştirme çalışması var. Peki bunu nasıl yapacaksın? Bir kutup bulmaları lazım bizim karşımızda. Peki bu kutbu nereden bulacak? Öyle birisi bulacak ki burası falancanın kurmuş olduğu bir ülkedir diyor. Nasıl bir ülke ya? Böyle başı olmayan hani şu kadarlık dönemde bir ülke mi olur yani? Bu bir projeydi. Kaderi mutlak. Bu şekilde kader aktı ama devam ediyor bu iş. Burada biter mi? Bitmez. Çünkü İslam yeryüzüne hakim olacak. Nasıl onların bir hikayesi var? Olmayan hikayeler var. Tevrat'ta diyor ki biz arzu medut için yapıyoruz. Bunu biz Mehdi'yi bekliyoruz, Mesih'i bekliyoruz. Bak neler anlatıyor ki Allah Allah bu Yahudi bunu bekliyor mu? İslam'dan çalınma ifadeler. Evet hocam hatta geçenlerde bir onların hahamlarıydı galiba. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini hani diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda öyle bir şey gelecek, dönem gelecek. Bu Yahudiler taşın arkasına saklansalar taş evet. Dile gelecek. Oraya saklansalar yalnızca bir ağaç bu şeyi yapacak. Söylemeyecek. Bu hadis-i şerifi Gazzelilere çevirmiş. Ya. Diyor ki işte Gazzeliler böyle taşın arkasına bilmem nereye saklanacak. Taşlar bunu söyleyecek bilmem ya. Ne yapacak. Şu ağaç sadece söylemeyecek falan diye. Bunu bile ya. Hadisi bile kendilerine çok çevirmişler. Çok büyük hastalar yani. Ya. Hani bu Yahudi ırk hakikaten bir günde bunlar hocam var ya. Bunlar bir günde rivayete göre hocam yani kaç yüz peygamberi katletti. Hani yüzlerce peygamberi evet. Bir günde katletti. Yüzlerce evet. Peygamberi katletti. Öğle vaktine kadar öğleden sonra bir o kadar da alimi katletti. Yani bunlar peygamber katili. Şimdi de bakıyorsun peygamberlerden beslenmeye çalışıyor. Yani bunlar çok kronik bir vaka. Öyle bir vaka ki Musa Aleyhisselam'ı delirtmek için veyahut da onu kıskandıralım. Bir Yahudi'ye bakar mısın yani? Bir peygamberi kıskandırmakla beraber sınamak istiyorlar. Kardeşin adı Harun.
Harun da Halim Salim diye. Yani çünkü Musa Aleyhisselam ullazim bir peygamber. Harun Aleyhisselam yardımcı. Abisindeki o celal imanın hani defalarca anlatılıyor. Defalarca muhalefet. Defalarca yapıyor. Musa Aleyhisselam secaatli. Ve en son kızıyor diyor. Bu nedir diyor ya. Benle diyor oyun mu oynuyorsunuz diyor ya burada. Musa Aleyhisselam tabii aynı şekilde olsa olmaz. Musa Aleyhisselam daha ullazim bir peygamber. Harun Aleyhisselam'la derece terakkileri, makamları nübüvvet olarak da eş değil. Ve Harun Aleyhisselam da diyor yapmayın diyor. Niye? Anlatılanlara uyun. Ama yumuşak anlatıyor. Doğru söylüyor. Niye yani yapmıyorsunuz? Gibi. Bunlar da inadına diyor ki Harun görüyor musun ne kadar şey? Harun Aleyhisselam'ın cenazesine hocam binlerce Harun adında çocuklar falan filan katıldı. Aralarında bir tane Musa yok yani. Hep Harry isimleri hala vardır. Harry Harry gider ya Harun Aleyhisselam diye. Yani hep Harun Aleyhisselam koyar. Musa Aleyhisselam muhalefet. Şimdi Musa'ya inan Tevrat adına biz falan filan. Ya ne peygamberi ya sizin peygamberle bir işiniz var mı? Ya zaten peygambere inansanız, peygambere iman etsiniz, evet. Bunu yapmazsınız. Ya çünkü zaten kötürüm. Zaten Firavun ne yapmaya çalıştı? Musa Aleyhisselam'ı daha çocukken öldürmeye evet, çalıştı ki onun için çocukları katletti. Aslındaki amacı neydi? Musa Aleyhisselam'dı. Ya. Çünkü kim olduğunu bilmedi. Yani görmüş olduğu rüyaya göre diyor ya işte bir çocuk, erkek çocuk dünyaya gelecek. Evet. Senin saltanatını bitirecek. O zaman diyor ki ne yapacağız? Hadi yeni doğan çocukların hepsini öldürelim. Öldürüyorlar. Sonradan da bir süre geçtikten sonra diyorlar ki ya şimdi biz hepsini öldürürsek, çocukları öldürürsek bu sefer neslimiz yok olacak diye. Bu sefer zaten öldürdüklerinin içinde var mı yok mu ki? Zaten ya, çorba ya zaten yani. İşin bir de ilginç tarafı da ayrıyeten şurada. Sen buna inanmışsın. Bu rüyanın tabirine inanmışsın. Birisi çıkacak senin saltanatını bitirecek. Sen bu şekilde onu ya. Yok edeceğini mi zannediyorsun? Kendin zaten inanmışsın. Bunu doğru olarak al işte. Niye karşısına muhalefet olarak kalıyorsun? Yani karşına alıyorsun. De ki madem öyle bir şey gelecek biz de ona şey yapalım değil mi? Efendimiz'den mesela yıllarca evvel Mekke'den geçen büyük bir ordu vardı. Orada geldiler bir rivayet işte Efendimiz'in doğacağı yeri öğreniyor ve bir mektup yazıyor. Orada Medine'ye buraya uğrayacağını söylüyor. O da Eyyub el-Ensar Hazretleri'nin ailesine değil mi? Büyük dedelerine. Ne diyor? Teşke o günü görsem de diyor onun ayaklarını diyor şeyi olsam. Müdafacısı olsam, ayaklarını yıkasam. Yani demiyor ki nerede çıksın bakalım. Bak meydana okumuyor. Bu iman ve akıl başka bir şey. Evet. Bu Yahudilerde büyük bir harislik var, hırs var dünya ile alakalı ama şu kadar bir akıl var mı? Bak, şu kadar akıl yok ya. Yani. Onun samimiyeti ne oldu? Kendisi dedi ki yaşarsam dedi ben onu misafir edeceğim diye şey yaptı. Yaş ilerledi, ölüyor, mektup yazdı. Evet. Oğluna bıraktı. Rivayet, dedi ki rivayet. Şey yaparsın. Gelen peygambere bunu verirsin. Evet. Onu da olmadı. Onu da ömrü yetmedi. Bir dahaki derken çünkü bu İsa Aleyhisselam zamanında onun havarilerinden olması gerekiyor. Ya. En son Ebu Eyyub el-Ansar'ın evine. Sonra ne oldu? Herkes Efendimiz'i misafir etmek isterken ondan sonra Efendimiz ne dedi? Onu dedi serbest bırakın dedi. O evet. Nereye gideceğine emredilmiştir. Ve torunları, kaç göbek sonraki torunları Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu'nun evinin Allah önüne. Allah. Efendimiz hemen şunu söyledi. Mektubu getir. Sen haberi nereden biliyorsun ki? Şeyi? Bak Efendimiz'e de bildirildi. Mektubu getirdi. Bak burada dediğiniz gibi adam buna ne yapmış? İnanmış. Evet. Samimi bir şekilde inanmış ve muhalefet etmemiş. Ama diğeri inat etmiş. Evet. Çocukları katletmeye hala torunları aynı durumlarda aynı yani bunların yapıyorlar. Hocam işte kibirleri, haris olmaları, bu hırsları onlara büyük bir kibir verdi. O kibirleriyle öyle bir hareket yaptılar ki dönüşü olmayan bir yola gittiler ama şu anda her attıkları aslında onları içeriden daha büyük bir arbedeye sokuyor. Bunlar kendini izliyor. Mevla Teala küllü şeyin sebebi hesapsız bir şekilde hani ne olduğunu bilmeksizin, anlamsız, anlamadım benim akıbetim niye cehennem oldu diyecek bir insan bırakmıyor. Herkese bunu tattırıyor ve insan kendi kitabını okuduğu zaman
adresini zaten kendisi belirliyor. Diyor ki sen diyor cehennemde Veil deresine bir yakıt olacaksın. Taşlarla beraber orada kavrulacaksın. Bunu adam bile bile gidiyor. Yani dobro dobro diyor. Bugün ben kendi kendime ettim diyor. Ben her şeyin farkındayım. İnsan öyle kendisi kendini ilan edecek. Hani ben buyum diyecek. Yani bugünkü bu olanlar biz onlara bir şey anlatmaya çalışıyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz hocam. Yok ikna edecek mevzu değil. Bunlar zaten kendi kendine bastırmışlar. Yani Allah'ın nurunun karşısında Allah'ın sen adaletini, Allah'ın nurunu durdurabilir misin? Yani karşında sana nefis bunu nasıl gösteriyor ki? Karşıda insanları bombaladın. Çoluğunu çocuğuna varıncaya kadar birine öyle bir gaz verdin ki ekinlerini diyor yağmalayın. Hayvanlarını, ineklerini, eşeklerini dahi vurun. Ve hatta diyor bunların diyor en küçük çocuklarını diyor en ufaklarını dahi öldürün ki yoksa yarın öbür gün diyor bir hırsla beraber nesil büyürür. Size meydan okur. Bu da Firavun'un kafası bak. Evet. Diyor nesillerini öldürün. Çıkmasınlar karşımıza. Bakıyorsun seni o Mısır topraklarını kovalayan o Kıptiler Yahudisin diye aranızdan biri çıkacak diye size ne yaptıysa aynısını bugün İslam'a yapıyorsunuz. Yani yapılanları ki sana yapılanlar bunlar. Seni İspanya'da kovaladılar. Gemilerle beraber geldi. Sen itilmiştin. Yerin yurdun yoktu. Merhamet ettiler. Ben de o gün hocam var ya bakıyorum yani eder miydin diye bana sor. Bakıyorum ya Allah'ın acaba ki bunlar gayrimüslim, bunlar kafir, Yahudi. Tarihten beri belli. Bunları bu yurda alır mıydın? Hani ne gibi politik bir şey var? Nasıl bir siyasi bir mesele vardı ama inancımdan ötürü bunları alır mıydın? Almam. Ya yaptırım ben... olabilir. Hristiyanlara bugün bunlar diyor ya mesela Müslümanlar buraya gelmişsin Türkiye'ye stoklardı bunları. Bugün mesela Suriyeli diyor ki tehdit ediliyor mesela. Ya Almanya'ya gelirler, Macaristan'a gelirler. Aman orada kalsın sana para bile veririz. Mesela. Şimdi bakıyorsun bunlar da o günün şartlarında hocam. Gemilerle beraber Türkiye'ye bakıyorlar yani. Ya bunları bu yurda niye sokuldu baştan kardeşim? Ya ama işte hocam şimdi sen diyorsun almam sokmam diyorsun ama şu anki düşünceyle belki evet. Şey yapıyorsun. Ama normalde Müslüman merhametli olduğu için... Aslında Allah-u Teala kafire karşı şiddetlidir evet. Buyuruyor. Gene de ne hikmetse kendisi gibi görüyor karşısındaki. Hani diyor evet, ya insan ya. Karşısındakisini kendisi gibi görür diye. Bak mesela Nazi olayları bilmem ne zamanında bunları katletmişler, bir sürü şeyler yapmışlar. Hiçbir ülke bunları almamış. Yine Osmanlı almış. Osmanlı almış. Demiş ki siz Selanik'e geçin. Burada, orada yaşayın. Bak, orada yaşayın ve sonradan o tekrar kendi vaatleri olan, kendilerince vaatleri olan toprağa gelmişler burada. Geçenlerde bir haham yine şey yapıyor, açıklama yapıyor. Diyor ki ya bize diyor en çok diyor yardım eden diyor Müslümanlar diyor. Bizi diyor hiç kimse diyor kabul etmezken Müslümanlar kabul etti. Biz mesela bir gavur ülkesine işte bir Hristiyan ülkesine bir yere gittiğimiz zaman... Orada bizi kabul etmiyorlar ama Türkiye'ye geldiğin zaman rahatlıkla sığınabiliyorsun, gelebiliyorsun. Bir de bizde de ayrı bir şey var, bir bazı kesimde özellikle bir gavur sevgisi de var. Evet. Bunlara karşı, Yahudilere karşı, Hristiyanlara karşı acayip bir sevgi durumu var. Hocam çünkü İslam sevemedi. Hocam bu farklıdır yani. Bu terazide durmuyor hocam yani. Tam böyle dengeliyim falan. Yok bir taraf böyle ağır basıyor. Amellerinden kaynaklanıyor. O sevicilikten kaynaklanıyor. Anlamadan bakıyorsun kafire doğru meyil kayıyor. Bugün yani elmer o memen habbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Küp içindekini dışına sızdırır. Bakıyorsun nereden besleniyorsun yarım? Gavurla yatıp kapıda kalkıyorsun. Onların sistemini biliyorsun. Onların giyinişini seviyorsun. Onların eğlenceleri benim eğlencemdir diyorsun. Onların ortamları, benim ortamları, bütün evini, işini, ticaretini, eğitimini, her şeyini sen gavurlaştırırsan ondan sonra yiyip de sahabeden bahsettiğiniz zaman radıyallahu anhu falan filan yemezler ya bunu. Böyle bir şey çünkü sızmaz yani bu bedenden. Ne yaptın, kimle yaşadıysan onunla kalkacaksın. Hangi toplum karasını çoğaltıyorsan onlardansın. Yani Mevlamız ona göre muhabbet ediyor. Yani bakıyor kulum oradaysan oradan yiyeceksin. Buradaysan buranın kültürüyle besleneceksin. Şimdi hocam sözünüzü kesiyorum. Çok kestim sözünü. Sağ olun. Şimdi o şeyi söyleyince onların bayramları falan diye söyleyince Almanya'dan bizim bir hayırseverimiz derneğimizin hayırseveri onlar gelmişlerdi. Yemeğe davet ettiler. Şimdi iki kişiydiler. Bir tanesi pazartesi günü gidecek. Yani geçtiğimiz pazartesiyle alakalı gidecek.
Bana cuma günden haber veriyorlar, yemeğe davet ediyorlar. Biz de cuma günü tam gün buradayız. Cumartesi günü akşamleyi sohbet var. O pazartesi günü gidecek. Pazar günü boş. Ben de pazar günü dedim olur. Ama şeyden de farkında değilim. Sonra o yılbaşı olayı da pazar günüymüş. Hatta sonra bana dediler ki ya hoca Allah Allah hayırdır niye böyle söyledi falan diye. Neyse. Orada bana dediler ki hocam dediler ya burası ne dediler ya. Bizim Almanya'da böyle yılbaşı kutlaması falan dedi. Yok dedi ya. Biz dedi böyle yılbaşı falan kutlamıyoruz dedi. Kuru yemişlerin önü dedi ağzına kadar bir sürü sıralar bilmem neler falan filan. Her tarafta eğlence hazırlıkları falan. Biz Almanya'da yaşıyoruz yıllardan beri böyle bir şey görmedik diyorlar yani. Evet. Ama bize nasıl ya, Türkiye'de yani? İyi bir çalışma hocam ya. Az buz çalışma yok ya. Bu adamlar her şeyi eline almış. Ya yıllardır hocam düşünün şu Osmanlı'dan arta gelen, Osmanlı'dan devamı diyoruz ya. Yok hocam bu işi iyi bir durdurdular. Öyle bir durdular ki Diyanet'in başına Yahudi adam gelmiş ya yıllarca. Adam Hristiyan gayrimüslim müftülük yapmış yıllarca. Yani evet. Bu nasıl bir dağınıklıktır yani. Şuraya bak İslam'ı temsil makamına bugün Papa'da olduğu gibi. Bugün Vatikan'daki de Yahudi yani. Araştırıyorlar bakıyorlar diyor ki bu adam gelmiş o Rothschild ailesinin aile büyüklerinin elini öpüyor. Yani normalde bir Hristiyanlıkta bir inanç var. Diyor Hristiyanlar nasıl bakıyor Allah'a? Şimdi diyor İsa yarı insandır, yarı şeydir falan. Hani yarı ilahtır gibi. Papa da onun devamıdır yani. Ruhani bir liderdir. Yarı tanrı mesabesindir papa. Diyor bu papa nasıl yani? Yani öyle bir şey. İlahi durumun üstünde bir aile var. Onlar daha fevkin. Yani bu ilahsa o kim yani? Karma karışık bir film. Ve bakıyorsun Yahudi. Yahudilerin gelmiş elini öpmeye çalışıyor. Onlara hürmet ediyor. Anladın mı? Yahudi bir tane bakana tazim ediyor. Papa'nın öyle fotoğrafları var yani. Videoları var. Bakıyorsun yani bunların ilişkileri karma karışık. Bunlar birbirine girmişler ve birbirini tamamlıyorlar. Her şey Hristiyanlık zaten. Yahudilik bir akıllılık var Yahudilerde. Hani Hristiyanları kullanmak için var ama Hristiyanlar ne için olduklarını bile bilmiyorlar. Yani sen neden böyle bir Hristiyan olarak kaldın? Bir bak bakalım yeryüzündeki durumun nedir? Asker senden çıkar. Sen çalıştırılırsın. Sen bütün şeyi senin elinde yayarlar. Dinsizliği senin elinde yayarlar. Senin bütçeni kullanırlar. Senin kalabalıklığını kullanırlar. Bak kim kullanıyor bunu? Yahudi seni kullanıyor. Yahudi seni burada ayak etmiş. Ama kime karşı böyle Müslümanlar diye? Sen çünkü eminsin. Aklın yok senin. Sana öyle bir din bırakılmıyor. Öyle bir inanç yok. Ama inancını muhafaza eden kalktıkları zaman dünyaya gerçekten dize getirecek bir İnanç var. İnanç var. Bu da nedir? Kur'an-ı Kerim. Bozamazsın. Çünkü Allah diyor kıyamete kadar ben muhafaza edeceğim. Onu da bildikleri için devamlı Hristiyanları bizim üstümüze kullanıyor. Yani Hristiyanlar hocam şöyle İstanbul'da bilhassa Türkiye'de, Türkiye'nin her yerinde değil. İstanbul'da bilhassa bir yerleşim yerleri var hocam. İyi bir nüfusa sahipler. İşte İzmir falan filan diyoruz ama İstanbul'da büyük bir yer. Ankara büyük bir yer. Bu adamlar gerçekten Osmanlı'nın devamında %25 bir nüfusla, gayrimüslim bir nüfusla, adlarını, isimlerini belki değiştirerek bu ülkeye geldiler. Ve bunlar galip geldiler. Çünkü hilafeti yıktılar. Ve yıkan kişiyi şu anda her tarafta bu kadar olur mu? Her yerde büstler var. Her yerde bize şunu anlatıyorlar. Yendik ama bir siyasetle beraber sanki Anadolu insanı enerjisinden düşmesin ve bize karşı taarruza devam etmesinler diye düşmanı kovduk. Halbuki düşman kovulmadı. Sen o zaman basın mı var, medya mı var, nerede bir haber alma örgütü falan, öyle bir ağ falan yok. Sen Anadolu'da ne oluyor İstanbul'da falan filan abla. Gençler zaten büyük orta kesim, orta yaş Çanakkale'de şehit olmuş. Ülkede abi yaşlılarla ve gencecik çocuklar kalmış, ufacık çocuklar arası hep şehit olmuş. Büyük bir yıkım, büyük bir yoksulluk, büyük bir sefalet. Büyük şehirde bakıyorsun ne oldu? Gelsin Ermeniler, gelsin Yahudiler, piyasa sizde. Osmanlı'nın bütün eserlerini, bütün en güzel yerlerini adamlar taksim etti. Anadolu'lar biliyor ki elhamdülillah kurtardık mı kurtardık. Nenem öyle zannetti, dedem de öyle zannetti. Bu adamlar diyor ki bu şekilde bir kıvamı bundan sonra böyle devam ediyoruz. Yani bunun hikayesi bu. Ve yıllardır da sonra ne oldu? Bize bir kahraman lazım. Yoksa bunlar Osmanlı diyecek, hani payitaht diyecek, hani halifemiz nerede, hani sultanımız nerede? Nerede diye soracaklar. Bakıyorsun Mikail Azam öyle bir oldu ki topu buradan çevirdi. O diye hadi başlıyoruz yazmaya. Kim? Ermeni bilmem ne bizim tarihimizi yazıyor. Yahudi bilmem ne, bilmem Moer bilmem ne
falan başka bir şu ilahiyatı, diyaneti kurdular. Her şeyi onlar kurdu. Başlardaki Yahudiler, Hristiyanlar sonra bir kahramanlık destanlarıyla beraber bu ülke kahraman mı istiyorsun? İşte bu. Ve onun yaptıkları ise ilk önce hilafeti yıktı. Sonra İslam'ı, sonra medreseleri kapattı. Sonra çarşafı yasakladı. Sonra hocaları dedi ki aman bitti muhabbet. Kur'an'ı bakıyoruz ya bu nasıl oldu anlamadık yani. Burayı bir izah edin bize yani. Biz burada bir savaş verdik. Yurdumuzu kurtardık. Ezan dinmesin. Bayrak inmesin. Bir mücadele verdik. Bacımın, anamın çarşafı şerifine kimse dokunmasın. Sarığımıza zeval gelmesin. İslam'a zeval gelmesin. Zarar gelmesin. Mücadele ettikten sonra öyle bir şey oldu ki harika savaş durmamış. Savaş bitmemiş. Kontrollü bir şekilde insan böyle sağa bakar geçiyor. İnsanları ufak ufak pasta pasta parça parça yakalayarak orada yerinde imha ettiler. Ve idamların ardı arkası kesilmedi. Yani bu şekilde bu adamlar şöyle ne kutluyorlar? Ya nüfus onların nüfusu zaten. Hani nasıl olacak bu? İşin ucu karışacak. Bunlar da düşecek neşelince. Arada bakıyor uyanmadılar değil mi? Hala devam mı? Devam abi. Biz gene bu kanaldan gideceğiz. Biz gene bu kapıyı aralayacağız. Buradan gideceğiz ki türban yasak, o yasak, bu yasak, şu yasak. Çünkü ilkeler var, yasalar var. Kesinlikle olmaz. Bu ülkede bunu yapamazsınız falan filan. Çünkü yasalar böyle. Bu yasaları kim koydu? Kim? Bu mecliste kim vardı? Halkın seçimi 25 yıl boyunca bu ülkede seçim olmamış. Hiçbir şey olmamış. Müslümanlara bir kere sorulmuş mu? Bu Müslümanlara dediniz ki savaşı kazandık, kandırdınız, ettiniz. Bu insanlar böyle hala o kandırmanın şeyindeler böyle. Ne oldu orada diye hala bu temiz yok. Yani bir mesela demokrasi isteniyordu. Demokrasideki mantıkta şuydu. Başkanlık diyelim babadan oğula geçmeyecek, bir seçim yoluyla yapılacak. Ama ölene kadar herhangi bir seçim, ilk şeyde seçim tabii, yok. İkincisinde de zannedersem evet, seçim aynen. Yok. Evet. Ve daha sonra bu şey oluyor, başlıyor. Sonra mesela denize döktük değil mi bunları? Denize evet. Döktük. Biz bunların adaletini alacaksak, bunların eğitimi alacaksak, alimleri asacaksak, onların harflerini kullanacaksak, onların istedikleri şeyleri yapacaksak niye döktük ki biz bunları denize? Evet. Kim kimi denize dökmüş veya? Şimdi mesela diyelim ki İngiliz Çanakkale'ye girdi. Şükürler olsun kazanamadı. Varsayalım ki kazandı. Kazansaydı ne yapacaktı? Hilafeti kaldıracaktı. Değil mi? Evet. Ondan sonra harf inkılabı yapardı. Sarıkları, marıkları, sakalları indirirdi, şapkasını taktırırdı. Alimleri asardı, dini ortadan kaldırmak için her şeyi yapardı. Ve kendi medeniyetine uygun olan eğitimi, adaleti, ondan sonra ticareti bilmem ne varsa kendisine ait olanı getirirdi. Doğru mu? Evet. Geldi zaten. Hepsi oldu. Oldu. Değişen evet. Bir şey olmadı zaten. Yani bu bir mukadderattı. Mevla Teala bunu böyle takdir etti. Bu işler nasıl bu hale geldi sebepleri konuşulunca Müslümanlar son zamanda çok gaflette olmuşlar. Yani biz neden bunlar böyle oldu, şu anda neden böyle böyle oluyor biz onu bir teberrüken. Ama bu da bir mutlak kadermiş. Eldeki tabii. Güzelliklerin kalitenin farkına varılmamış, nimetin şükrü edası edilmemiş. Zafiyetler başladı, batıya hayranlıklar başladı ve batı buraya geldi. Bu karşılıklı talep, arz talep meselesi. Osmanlı son zamana bakıyorsun. Hocam bak yani ilk 7-8 padişahtan sonra mevzu değişmiş. Yani bu sarık heybettir ya. Padişahların kafasında ne zaman bu sarık çıktı? Bu cübbeler çıktı. Yok işte orduyu daha yenileyeceğiz falan filan. Hayırdır ya? O Osman Gaziler, Orhan Gaziler falan filan, Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler. Bu cübbesi onlara ağırlık mı verdi yani? Neyi yenilerken böyle yaptın sen yani? Ya şu Yavuz'dan, Fatih Sultan Selim Hazretleri o kadar topları falan dökerken, o bombaları dökerken, sakalı veyahut da sarığı mı bu işe engel oldu? Ne oldu yani? Yani fizikçilere bu sarık ağır mı geldi zannediyorsunuz? Bu sarık berekettir. Bu Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sarığıdır yani. Neden ağır geldi? Yani bakıyorsun ki olay ne biliyor musun? Olay en son final servis ediliyor. Mevla servis ediyor. Diyor ki bırak, bırak. Halkınla beraber bırak diye. Elinden alıyor hocam ya. Ben bunu böyle yoksa Mevla Teala İslam'ı, İslam kadar büyük bir şeref, İslam kadar büyük bir devleti bu
Osmanlı ailesine bunu ikram etti. Beraberindeki efrada, o güzel halka, o Necip millete bu işi bizim milletimize verdi. Ve millet en son bakıyorsun hocam, rahat ermiş. Öyle bir rahat ki dünya zevkleri, yatılıyor kalıyor, dünya konuşuluyor, müzikler konuşuluyor falan filan. Yok Allah hayırdır ya, Allah mı unutuldu ya, ne oldu? Sanatlar. He, sanat galerileri falan filan, ressamlar falan filan vesaire, hayırdır ya. Senin peygamberin en son sanata mı değer verdi, ne yaptı? Teknoloji her zaman var, teknolojiye aşığız. Teknoloji bu olsun. Sanat diye Allah'tan razı olmadığı, meleklerin girmediği ortamları, sanat galerilerini sen geldin şey yaptın, müzayede salonları falan filan. Bakın bir eğlence tertip etmeye başladın. Ne oldu sana böyle hemşerim? İslam ağır mı geldi? Ağır geldi. Bu sefer diyor ki gelsin bakalım. Sizin sevdiklerinizi gelsin o zaman. Al şimdi sevdiklerimizi iç içe yaşıyoruz yani. Halbuki şimdi diyoruz ki ya Rabbi bunlar ne kadar kötü. Şimdi Filistin, keza. İlk gelirken bu kadar mı geldiler hocam yani? Tamam. O sınırda Osmanlı'nın paşaları vardı. İngilizler geldi, durdu. Açtı iyice arayı ki İngiliz iyice girsin. İlk önce İngiliz girdi oraya. İngiliz o zaman hocam biliyorsun dünyayı işgal ediyor. Rusya'da var, Almanya'da, Macaristan'da. Olmadığı yer yok İngiliz. Afrika'nın çeşitli her yerde yerinde var. İngiliz o kadar hakikaten kuvvetliymiş yani. Bir kuvveti var. Ve adam kuvvetini dibine kadar kullandı. Aynı zamanda İstanbul'u 5 yıl boyunca işgal etti. İstanbul'da 5 yıl boyunca kaldı. Ruslar geldi ta Erzurumların diplerine kadar. Bu Konya altı dediğimiz Antalya sahillerine İtalyanlar geziyor. Ege'de başka bir pozisyonlar. Yani Türkiye böyle bir haritayı çizime gelmiş. İngiliz geldi oturdu. Oradayken 5 yıl boyunca kalıyor. Düşünüyor insanlar. Komple katliam mı yapacağız, ne yapacağız konuşuyorlar. Hani o esnada 5 yıl boyunca hocam, 5 yıl boyunca bu İngilizler buradayken. Hani bu ülkenin komutanları vardı ya. Var ya Maraşaller var. Büyük gaziler var. Bu adamlar nasıl yaşattı ya 5 yıl boyunca? Ki sen analarını anlatmışsın, öyle dinliyoruz. Duman attırdı, seni gören rengi kaçtı. O denli sen böyle düşmanı denize döktün ve geldiler, sen 5 yıl boyunca bunlarla beraber bir şey yok, mevzu yok. Yani bu hikayeleri ardı arkası kesilmez nihayet hocam. Velhasıl kelam, arife tarif gerekmez. Bugün yani oynanan oyunun devamında bizim halkımız gerçekten resmin tamamına bak oğlum, hikayene bak. Bu devleti aliye bu duruma nasıl geldi bir bak bakalım yani. Bu böyle kolay bir şey midir yani? Bu adamlar ciddi söz sahibi olmuşlar yani. Büyük oynamışlar. Adlarını değiştirmişler. Her şeyleri yapmışlar. Her şeyimizi oynamışlar. Sahte hocalarla, imamlarla ve ehli sünnet insanlara iftira atmışlar. Bugün bakıyorum şimdi çıkmış orada bir tanesi. Hindistan'da mı Pakistan'da mı? Rezil rezil işler. Gündeme geliyor. Adam şeye kafasına bir şey sarmış. Pakistan'da, Afganistan bilemiyorum. Kafasına bir dolama var. Affedersin yanında erkek ama böyle bir erkek olmaz. Lanet olsun ona yani. Kaşlarına sürme çekmiş falan filan. Bir de saçlarını uzatmış. Yanında kız gibi hareketler. O da böyle şey sakallı falan yani. Duruyor da eli de elinde böyle kameraya poz veriyor. Allah belanı vermez senin ya. Yani sana zaten Allah lanet etsin. Ayrı bir şey ki. Yani bunu kameraya gösteren kişiler burada para mı verdiler size oğlum? Gerçekten böyle misiniz siz ya? Ya bu kadar rezil rüsvaylık olur mu? Allah belanızı vermesin diyorum ya. Böyle bir rezil rüsvaylık var mı? Bunu gösteriyorsa bunu almışlar şimdi. Türkiye bu niye geliyor? Derdiniz ne sizin? Yani diyor ki olur ki şimdi yarın bir gün bu hocalar çıkar bir şey anlatır. Bakın ha bunlar var ya eline tutuyorlar falan. Ondan sonra Müslüman. Ya böyle bir rezillik olabilir mi yani? Bunu Müslüman falanca şeyh falan gibi ha, falanca yap, şey yapacak. Bunu mesela... da tutarlar birini çıkartır hocam. Çıkar tabii de Ayyeş'in, Berdiş'in bir tanesini bulurlar. Ve yıllardır veyahut da böyle besledikleri bizim camiamızın kapısı bacası yok ki. Girenden şimdi Yahudi mesela bellidir. Sonradan Yahudi olunmuyor hocam. Aralarına kimse sızmasın diye ya. Tabii masonu. Mason oldu. Ama şimdi biz öyle değil. Kapı bacağı açık. Gelen diyor ki Allah için tövbe ettim geldim. Kapıyı açıyorsun giriyor. Tövbe etmiş adam ne yapalım. Şimdi yarın böyle pislik yapsa, açsan kalsa, gelse camine, mescidine, ufak çocuk talebeler var. Onlarla beraber otursa, bir fotoğraf çekse, uygunsuz bir halde bir şey çekmeye çalışsa. Yani biz ne yapalım be kardeşim? Biz bu işi nasıl savunacağız? Biz bu pisliklerden nasıl kurtulacağız? Yani bizi halkımız şunu yapmasa, biliyor musun? O yapmaz demesi lazım. Bizim halkımıza servis ediyor. Yok, o da... Yaptılar mı? Allah zannetme. O da mı yaptı ya? Ya bakıyorsun sana diyor bir fasık değil. Bunlar gavur oğlu gavur. Yani sana bir haber getirince bunu sen kullanacak sakın sakın bir şey söyleme. Demen lazım senin ama. Hocam zaten bir de onların yaptıklarını da bizim üstümüze yıkıyorlar. Mesela yine bir Hindistan tarafında olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam.
güya sosyal medyada bayağı dolandı. Şu an hala devam ediyor mu bilmiyorum. Şeyh diye gösteriyorlar. Sakallı. Affedersin, kadınlar böyle düzülmüşler oraya. Adam geliyor, bir dokunuyor. Kadın çıldırıyor, ya, fırlıyor, yerlere atıyor kendisi. Halbuki papaz adam da burada ya, haç işareti var. Ya. Ama hala bizim ülkemizde diyor ki sahtekar şeyh diyorlar. Ya papaz şeyi var burada be arkadaş. Adamın şeyi var burada ya. Haç işareti var burada. Hala nedir bu kin? Nasıl bir şey? Hocam sohbete muhabbete evet, duyum olmuyor ama geldi, bir sonraki evet, program girmek evet, üzere. O yüzden bugünlük bu kadar diyelim. Bugün de inşallah bu kadar. İnşallah bir dahaki haftaya Emin hocamızın da katılımıyla hep birlikte tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.